Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. İnşallah bugün yani 14 Ekim'de bu videoyu bitirip sizlerle paylaşabilirim. E, bu arada 16.100 oldu diğer kanalımız. Yani orada da bizim kanalımız. 76.800'de kaldı. Büyük kanalımız inşallah birkaç güne 77.000'de oluruz. E, Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Mourinho'nun ekibine Roma'dan takviye. Şimdi son olarak Roma'da görev yapan İtalyan antrenör Roberto Merella'nın Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik heyetine dahil edildim. Şimdi hemen internete girip Roberto Merella kimdir? Marella, Morella, Merella, Marer Marer Merer diye transfer markete girdik arkadaşlar. Ee, Valla enteresan isimler de çıkmıyor değil. Yani biz e, bizde mi sıkıntı var? Bir şeyde mi sıkıntı var? çözemedim tam. Neyse Roberto Merella'yı Fenerbahçe ekibe getirdi. Dahil etti. Biz buraya odaklanacağız arkadaşlar. Ya sabıncı olana birine göre İtalyan antrenör Fenerbahçe'de Mourinho'nun ekibine dahil edildi. Şimdi ben aslında kimi bekliyordum? Ben aslında İsmail Kartal'ı bekliyordum. Yani Fenerbahçe'nin kapısında bekçi bile olurum lafları var. Mesela Aziz Yıldırım da bunu çok söylemişti ama hani bekçilik görevi de sunulduğu zaman ya beni göre layık göre göre bekçiliğe mi layık gördünüz de diyorlardı. Neyse inşallah bu teknik ekipte de, bu değişim bu başkalaşım gerçekten işe yarar. Ee, bu arada Jose Mourinho'nun da kızı evlendi bildiğim kadarıyla. Ee, bugün de idman çıktı takımla birlikte. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yani inşallah yüzü gülüyordur. Sercan Hamzoğlu'nun dediğine göre yüzü bayağı gülüyormuş. Neşeliymiş. Ee, yani böyle devam. İnşallah sonuçlar da güzel olur. Fenerbahçe Beko'nun rakibi Kızıl Yıldız. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları Euro 3. haftası mücadelesinde 15 Ekim Salı günü Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ekibini ağırlayacak. Şimdi 2'de 2 ile başladık yola. İnşallah hedef 3'te 3. Ve inşallah e, olabildiğince sakat vermeden güzel bir şekilde yolumuza devam ederiz. E, hani mücadele... Seyir Sport ve Bilyoner TV'den yayınlanacakmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. İzlemek isteyen arkadaşlar için de kısa bir bilgi vereyim. Edin Dzeko'nun tek rakibi Alex de Souza. Alex de Souza. Evet evet. Fenerbahçe forması 54 maç 34 gol 12 asist. Şey 59 maç özür dilerim. 59 maç 34 gol 12 asist. Yani 59 maçta 46 gol katkısı ve maç başına 0.77 skor katkısı. Alex de Souza ise 0.92 gol katkısıyla Fenerbahçe'de ilk sırada yer alan isim. Ben şunu söyleyeyim. Alex'i geçmek için Fenerbahçe'de bir sezon falan oynamak lazım. Ee, Erling Haaland performansı göstermek lazım. Yoksa onun dışında ben kimsenin hele hele bir sezondan fazla oynayan hiç kimsenin Fenerbahçe'de bu rekoru kıracağını zannetmiyorum. Ha Ennesir'i Fenerbahçe'ye transfer edilmiş. Bu kadar para harcanmış. Doğru muydu? doğruydu ama en nesirinin bir an önce kendine gelmesi lazım. Şu istatistikleri alt üst etmesi lazım arkadaşlar. Ha, en az 50 maçta forma giymiş yabancı futbolcular dikkate alınmış. Edince koy ikinci sırada. Alex 344 maç, 171 gol, 146 asist. Yani 344 maçta 317 gol katkısı. Yani maç başına skor ortalaması 0.92. Hoydon 3. sırada. Tadic 10. sırada arkadaşlar bilginiz olsun. 63 maçta 35 gol, 12 asiste 0.74 ortalama. 4. sırada Viorel Moldovan, 5. sırada Haim Revivo. Tadic ise 10. sırada yer alıyor demiş istatistiklerde. Yani Elvir Baliç var 5'te, 6'da Revivo, 7'de Okocha, 8 Valencia, Enner Valencia. 9'dan Nobre diye gidiyor. Ben buna çok dikkat ederim aslında biliyor musunuz? Hani bir futbolcumuz olsa böyle maç başı bir gol ortalamasına oynasa diye çok isterim ama bazen şans tutmuyor. Thiago Çukur. Hollanda'da kendini buldu haberleri. Zaten Thiago Çukur yetenekli bir isimdi. Türk milli takımına da alınmıştı aslında. Ama kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremiyordu. Şimdi Hollanda'da kendine geldi haberleri var arkadaşlar. Roda'ya kiralandı. Hollanda'da kendine buldu diyelim. 2022'de A milli takıma çağırmıştı. Watford'dan büyük transfer, yani büyük beklentilere transfer edildi. Dender, Beveren, Ümraniye Spor'a kiralandı. Bu yaz geri alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz olarak Roda'ya transfer oldu. 21 yaşındaki oyuncu iyi bir başlangıç yaptı. Hollanda 2. liginde çıktı. 8 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Ligde 9 hafta sonunda 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Şimdi Thiago Çukur etkili bir isim, yetenekli bir isim. Ancak yine söylüyorum tekrar söylüyorum Hollanda ligi e, baz alınacak hani bir lig mi forvet ve defanslar açısından baz alınacak bir lig değil bence İki tane sarı kartı var bu maçlardan total süresi 684 dakika oynasın bakalım arkadaşlar ama dediğim gibi hani e, birdenbire şöyle olacak böyle olacak bu doğru değil Fenerbahçe'de Ryan Kent epeydir gizli moddaydı Kent'in ayrılık şartı belli olmuş arkadaşlar. Ryan Kent ayrılmak için bir karara varmış. Tüm teklifleri geri çevirmişti. Takımda kalmıştı. Mourinho sezonun ilk maçı olan Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Lugano maçında öğrencisini ilk 11'de oynattı. Bakın ilk 11'de oynattı. Hani diyorsunuz ya şans verilmedi diye verdi. Rövanşta kulübede oturttu. Sonra hiçbir maçta oynamadı. 2027'de bitecek sözleşmesi için maaşının tamamını istemiş. Yani 2027'ye kadar ki bütün para istemiş. Şimdi Ryan Kent e, Galatasaray'da hatırlarsanız Oliveira, Sergio Oliveira iyi bir parayla gitti. Hani alacaklarına hemen hemen yakın bir parayla gitti. Ya UEFA böyle bir karar almış. Maalesef yanlış bir karar. Ama böyle bir karar almış adam diyor ki futbolcuya sözleşme yaptığını yaptın ee, yapmasaydın ben bütün hakkı futbolcunun yana kullanıyorum diyor. Bu doğru değil ama neyse ben çok da şey yapmak istemiyorum. Yani detaya girersem üzülürüz arkadaşlar anladınız mı? O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ee, neyse ben şu sıradaki haberi vereyim. Mourinho Premier Lig'den eski yıldızına kafayı taktı diye. Şimdi Mourinho yaz döneminde de gündeme gelen eski öğrencisi için Ocak ayında yeniden hamle yapılmasını istemiş. Ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol sol beki ara transferde kadroya katmak için girişimlere başlayacak diyor. Şimdi Ferdi gitti. Fenerbahçe Ferdi'den sonra Kostiç aldı. Ama Kostiç bir türlü hazır değil. Fenerbahçe taraftarı sabırsız hazır olsa bile Kostic tam manasıyla sol bek değil. Ve Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Regilion ismini Mourinho yönetime veriyor. Allah'ınız kitabınız varsa Regilion'u alın diyor. Şimdi İspanyol Yıldız'ın durumunu araştırdı. Yani bu sezon ligde Avrupa'da hiçbir maçın kadrosuna alınmadı. Lig kupasındaki Coventari mücadelesinde kulübede bekledi. Süre almadı. Yani yedek tutuldu. Tottenham satmaya hazır. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arkadaşlar Tottenham'ın şöyle bir özelliği var. Endon de olduğu gibi ne bileyim başkasında da olduğu gibi bu adamlar işine yaramayan adamından bile yüksek miktarda para çıkartmaya çalışıyorlar. Yani eğer Tottenham dese ki biz para almıyoruz bon bonservissiz alın sizin olsun falan derse işin içinde bir iş vardır. Ama Tottenham azıcık da olsa bonservis istiyorsa demek yani oyuncuda bir sıkıntı yok. Sadece form grafiği e, yeterli değil diye ben şunu söyleyeyim Osterwald stoper de oynayabiliyor biliyorsunuz arkadaşlar ve Fenerbahçe'de sol stoper mevkisinde bir sıkıntı var Osterwald'i isteyenler var Osterwald'ın zam talebi var Osterwald'ın gitme ihtimali var hocam Bismillah hangisini baz alacağız o da var bu da var şu da var arkadaşlar Osterwald'ın gitme ihtimali var var Osterwald'ın zam ee, 76.900 mi? Hey maşallah ya ben dikkatinden kaçmış. Osterwold'e zam talebi var mı var? Osterwold'e gitmek istiyor mu? Aslına bakarsanız istiyor. Çünkü aldığı teklif hoşuna da gitti. Hani gitme niyeti var mı? Niyet demeyelim de. Hani gidebilirim diyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, durum bu. Ee, ama e, Rejilyon ismi gelirse, Rejilyon ismi gerçekten de Fenerbahçe'ye ciddi katkısı olabilecek bir isim. Ve Fenerbahçe'ye ciddi manada etki edebilecek bir isim. Ha %100 mi etki edebilecek isim? O ayrı mesele. %100 etki edebilir diyemem. Ama e, devre arası mesela Rejilyon artı Kostiç diye gidersen, Ciddi manada da Fenerbahçe açısından iyi bir e, tandem oluşmuş olur. Ferdi'nin şeyi çıkar mı? Tam emin değilim ama yani çıkıp çıkmayacağı konusunda, Ferdi'nin boşluğunda olup dolmayacağı konusunda. Bu recilyon ismi de durduk yere ortaya atılan bir isim değil. E, Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben çok detaya girmek istemiyorum. Çok detaya girersem ağzımdan bir şey kaçırabilirim. Ama şu var. Ee, bazen bazı futbolcular öyle bir fırsatla karşınıza çıkar ki yani yıllık ücret talebi düşük olur. Takımı der ki alın sizin olsun der. E, işine yarar. Zamanında Tottenham'a aldıran da Mourinho. 2020 yılında Real Madrid'den aldıran Mourinho. Arkadaşlar bakın Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, Tottenham, Manchester United, Brentford. Hani bu kadar takımda oynamış bir isimin de tırt olmasını beklemeyin. Ama şu var. Ee, bu sezon hiç oynamaması biraz kafa karıştırıcı bir olay. Ben Osterwold'e gidebilir, Regilion gelebilir diyorum. Ve size bir enteresanlık söylüyorum. Sezon başında Kerem Demirbay zam istiyor yönetiminden ve bu zam talebi hoş karşılanmıyor. Yani hoş karşılanmayan bu zam talebi. Sonrasında farklı şeyler doğuruyor. Kerem Demirbay 31 yaşındaki oyuncu. 3 Temmuz 93 doğumlu oyuncu. Almanya milli takımında iki kez oynamış oyuncu. Yani pasaport nedeniyle Türk sayılabiliyor bilginiz olsun. Galatasaray'da kazan kaldırmış durumda. Galatasaray'da Kerem Demirbay konusunda enteresan bir fikir sürmüş durumda. Bakın 3 Ağustos 2023'te 3 milyon 700 bin euroya transfer ettiler. Yani daha sözleşmesi bir buçuk sene olmadı. Fakat zam talebinde bulunmuş. 12 maça çıkmış bu sezon 399 dakika ve 2 asisti var. Yalnız kulağımıza gelen bilgilere göre Kerem Demirbay Galatasaray kulübünden bir zam talebinde bulunuyor. Yönetim ise Okan Burak diyor ki bunu yedek oturt bu zam talebi diyor diyor menajeri aracılığıyla Kerem Demirbay menajeri adı aracılığıyla Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletiyor. Diyeceksiniz ki hocam yalan söylüyorsun. Arkadaşlar Sport Dijital'de bu haberi girdi girecek bilginiz olsun. E, girdi sanırım. E, yani girdi diyebiliyorum. Neyse yani, girdi diyelim biz. Düşünün Sport Dijital'de mi yalan söylüyor? Öbürü de mi yalan söylüyor? Belki de mi yalan söylüyor Yani bil, bilin istedim arkadaşlar. Durum bu, durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Ben size aktarmakla yükümlüyüm. Ben aktaracağımı aktardım. Gerisini size bırakıyorum. Ha kabul edersiniz, etmezsiniz, inanırsınız, inanmazsınız bir şey diyemem. Ama e, söyleyeceklerim bu kadar. Ha Kerem Demirbay'ı ister misin? İstemem. Ciddi söylüyorum, istemem Kerem Demirbay'ı. Ama Recil yolu ister misin? İsterim. Peki hocam Recilyon'un gelme ihtimaline yüzde kaç versin? Yüzde 90 veririm. Bakın eğer toplum dönmezse yani bize yolladıkları haberde dönme gerçekleştirmezse e Osterwold'e gitsin gitmesin fark etmez. Mesela Bekao satılabilir devre arasında. Olabilir bu olmaz diye bir şey yok. Bekao dahi satılsa Osterwold'e kalsa bile Recilyon'da şu an şu şekilde devam ederlerse devre arasında olma ihtimali yüksek. Bak ne yapacaksın? Bir stoperden çıkacaksın. Sol bek eklemiş olacaksın. Yani Osterwolde, Regilion, e, ee, Ciko diye gidecek. Ben bu kadar söyleyeyim. Ama aynı zamanda mesela Samet Akaydın ismi var. Samet Akaydın ismi de devre arasında yolculuk yapabilir. Benim aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kerem Demirbay'ı ister misiniz? Regilion'u ister misiniz? Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere.